Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda birkaç duyuruyla karşınızdayım. Bu duyurular nelerdir? 1. Türkiye geneli denemesinden bahsedeceğim. 2. Geometri anlamında tekrar yapacak mıyım? Ayraç sistemini yapacak mıyım? Ondan bahsedeceğim. Ve 3. Bir kafamda küçük bir proje var. Ondan da biraz size spoiler'ı vereyim. Yani ondan da biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Güzel bir proje. Bu sıralamada devam edeceğim. Haberiniz olsun. Evet şimdi arkadaşlar Türkiye geneli denemesi duyurusuyla başlayalım isterseniz. Evet Tonguç Kampüsü'n TYT Türkiye geneli TYT denemesinden ikincisini olacaksınız arkadaşlar. Evet olacaksınız. Ya hocam ben olmayacağım. Hayır olacaksınız kardeşim. Tamam S senin için faydalı bir süreç bu. Yani olman lazım. Kesinlikle olman lazım. Hatta Türkiye genel denemesinde e birincisinde de arkadaşlar... E, olmuş. E, benim adımı da orada çok zikre, zikretmişsiniz. Hatta birkaç yoruma baktım. Kenan Hoca gelmez. Kenan Kara işte imkanı yok gelmez şeklinde yorumlarınız var arkadaşlar. Yahu niye gelmeyeyim? Ben öğrenci faydasını olabilecek her projesini, her projeyi dinleyen ve her projenin içinde yer almak isteyen bir öğretmenim arkadaşlar. Maddi kazanç şu bu. Hiçbir şekilde düşünmeyen bir öğretmenim. Beni tanıyan tanır, bilen bilir arkadaşlar. Biliyorsunuz. Şimdi... E, hocam 2 lira oldu bak sadece 2 lira siz yokken 1 liraydı e, şimdi 2 lira oldu sizi kattıkları için böyle oldu diye yorumlar da var. Yok arkadaşlar bu da değil benden dolayı değil ha sakın yanlış anlamayın. Bana da gönül koymuyor bu konuda. Yani birincisi galiba 1 bir liraydı şimdi 2 lira oldu benden dolayı değil. Yani biz 1 lira bile almıyoruz onu söyleyeyim arkadaşlar öncelikle. E, Tonguç ekibi beni aradı konuştuk İşte böyle böyle proje var hocam dahil olur musun? Seve seve dedik ve e, sorularımızla size yardımcı yani sorunlarımızla size faydalı olabilmek istedik arkadaşlar bu süreçte. Türkiye genel denemesi önemli arkadaşlar. Ciddi anlamda önemli. Ya hocam sorular çok zordu. Şöyleydi, böyleydi. Sakın bu şeye girmeyin arkadaşlar. Soruların zor ya da kolay olması hiç önemli değil. Bu deneme sınavında geometri soruları hakkında şimdi e, bu videoda yorum yapmayacağım arkadaşlar. Bana göre biliyorsunuz zaten geometri sorularının hepsi kolaydır. Hatta geometri sorularını çözmek istiyorsanız hep ne diyorum? Verilen bilgiyi okuyun diyorum. Soruları çözemediğiniz zaman verilen bilgi meselesi çok önemli arkadaşlar. Zaten buna dikkat ettiğiniz zaman çözemeyeceğim bir soru yok. Yani sen konuyu biliyorsan belli belli başlı temel yapıları biliyorsan çözemeyeceğim bir soru yok arkadaşım çok da rahat bir şekilde yaparsın. O bilgiyi kullanmaya bak sadece başka da bir şey yapma. Geometri adına verebileceğim tek tavsiye bu bir de hissetmeli hissetmeli. Buradan da bir spoiler vereyim arkadaşlar. Neyse devam edelim isterseniz. Evet bu Türkiye genel denemesi sizin açınızda çok önemli. Çünkü niye zorluk ya da kolaylık hiç önemli değil. Sana zor olan diğer arkadaşına da zor. Burada önemli olan nedir? Sıralamadır. Mezun grubu öğrencilerin ne demek istediğimi anlıyor. Mezun grubu öğrencileri geçen sene sınava girdi. Ve sınavlarda biz tercih yaparken neye göre yapıyoruz? Tercihlerimizi sıralamaya göre yapıyoruz. Ya puana göre değil. Ya geçen sene 350 puanla alan bir yer bu sene 300 puanla alabilir. Belki belli olmaz. Ama sıralamada yine de çok fazla oynama olmuyor arkadaşlar. Sıralama e, hemen hemen aynı kalıyor diyebiliriz. O yüzden senin burada bu e, ne kadar çok kişi girerse o kadar iyi. O kadar çok kişi arasında da sıralamada ilk bine mi girdin? İlk on bine mi girdin? İşte ilk yüzeye mi girdin? Bunlar e, senin için çok önemli şeyler arkadaşlar. Yani kendi yerini görebilmen için çok önemli şeylerden bir tanesi. Ve burada soruları e, çok değerli öğretmenlerimiz hazırladı. Matematik kadrosunu sayayım isterseniz sadece. Matematikte Şenol Hoca rehber matematik ve matematik güler yüzü. Geometride de ben arkadaşlar sizlerin karşısına sorularımızla çıktık. Zor kolay ayrımı yapmayın. Sizin yapabileceğiniz tarzda yani uğraşabileceğiniz tarzda sorularla karşınıza çıktık arkadaşlar. Ee, rahat bir şekilde de yaparsınız. Hiç o konuda kafanızı takmayın. Ee, zorlayıcı elbet bir şey olacaktır arkadaşlar. Matematiğin belli bir yeri belki zorlayacak size. Mutlaka olacak. Zorlamadan da tabii ki bu iş olmaz arkadaşlar. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Sıralama sıralama sizin için çok önemli ve e, beni takip eden arkadaşlar yani hani beni takip eden derken e, hani program program dahilinde hep gittik ya belli bir şeye kadar hani Şubat'ın sonunda bitirdik ya arkadaşlar beni takip eden arkadaşlardan ricam herkes biraz sonraki sayacağım adımları teker teker uygulasın ve lütfen bu sınavı evinde uygulasın tamam. Sizin için çok önemli Artık çalışmalarınızın meyvesini alma zamanı geldi arkadaşlar. Evet Türkiye geneli TYT denemesi 2 başlıyor arkadaşlar. Tonguç Kampüs'ün denemesi arkadaşlar. Geometride de ben size yardımcı olacağım burada. Şimdi birinci adım nedir? Tabii ki kırtasiyeden ya da internet üzerinden denemeni al. Sana en yakın kırtasiyeyi görmek için şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Doğrukaynak.com e, satış noktalarımız e, sitesinden sitesinden şey yapabilirsiniz arkadaşlar, kırtasiyeyi görebilirsiniz. Ya da internet üzerinden de alabilirsiniz. Ee, istediğiniz yerden istediğiniz şekilde alabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Sonra ikinci adım. İkinci adım neymiş bakalım. Evet, optik formu kodlayabilmen ve Türkiye geneli deneme, Türkiye geneli sıralamanı görmen için e-posta adresini doğrulaman gerek. Nasıl mı? İster optik formdaki kare kodu telefonunla, ki büyük ihtimal çoğunuz böyle yapacaksınız. Kare kodunu okut. İstersen de doğru üzerinden mevcut üyeliğinle veya yeni üyelik oluşturarak e-posta doğrulamanı yap. Ya yani hepimizin şu an bildiği şeyler zaten bunlar. Bu adımı da rahat bir şekilde yapabilirsiniz diye düşünüyorum. <laughs> Sonra üçüncü adım denemeni çöz kardeşim. Denemeni evde sınav ortamında çöz. Anneni babanı uyar. Evde gerekirse çıt ses çıkartmasınlar. Yaç sesli olsun ya. Çünkü deneme sınavlarında e, normalde ÖSYM sınavında da sesli oluyor yani. O kadar da şey değil de yani. Anneni babanı uyar sadece odana girmesinler. Odana çekil, denemeni süre tutarak çöz. Yalnız kurallara uy kardeşim. Deneme süren ne kadarsa o sürede süreyi başlat ve e, tuvalet ihtiyacı işte bilmem ne ay susadığım için su alayım önceden suyun hazır olsun kalemin açık olsun tam sınavdaymışsın gibi yap bunu tam sınav formatında yap arkadaşım tamam çünkü burada diğer arkadaşların da aynen bu şekilde yapacak ve sen bu eşit şartlarda yarışan arkadaşlarınla yani bu eşit şartlarda arkadaşlarınla yarışacaksın bunu da unutma sakın sonra denemeni aldın çözdün sonra ne olacak birlikte değerlendireceğiz nasıl mı 24 Nisan Cumartesi günü saat 21'de Tonguç Kampüs YouTube kanalında yapılacak canlı yayında denemedeki diğer hocalarla birlikte denemeyi değerlendireceğiz. Oturacağız hepimiz bir masaya, tabii ki değil ee, biliyorsunuz şey var yasaklar masaklar var. Ee, ne yapacağız? Hepimiz bir yerden bağlanacağız arkadaşlar. Zoom üzerinden bağlanacağız büyük ihtimalle. Ve orada değerlendirme yapacağız arkadaşlar. İşte geometri soruları şöyleydi, böyleydi. Yapılabilirdi, yapılamazdı. Şu soru zordu, bu soru zordu. Öğrencilere tavsiyeler, şunlar bunlar diye konuşacağız arkadaşlar. Tamam. Ne zaman? 24 Nisan Cumartesi günü saat 21'de konuşacağız arkadaşlar. Tabi o zaman da dinleyebilirsiniz. Sonra da dinleyebilirsiniz bunları. Sonra 5. adımın ne? Optiğini aktaracaksın kardeşim. Nasıl mı? Türkiye geneli sıralamanı görebilmen için 24 Nisan Cumartesi günü saat 21'den 26 Nisan Pazartesi günü saat 21'e kadar dilediğin bir saatte Optiğini doğrukaynak.com sitesine gireceksin. Sonra bu adımları zaten biz de tek tek yazarız sonrasında arkadaşlar. O zamanlar gelsin. O zamanlar da şey yaparız. Şu anda herhangi bir yere not almana falan gerek yok. Buradaki şeyleri yayınlarız zaten. Ee, altıncı adımda sonucunu öğreneceksin. Yani en geç 27 Nisan 2021 Salı günü saat 9'a kadar. Türkiye geneli sıralamanı ve deneme cevap anahtarını doğrukaynak.com'da görebilir ve Türkiye geneli sıralaman ile karneni e-post'tan da bulabilirsin. Orada eksik konularını falan da göreceksin zaten ve ondan sonra ne yapacaksın? Eksik olduğun yerlere çalışmaya başlayacaksın değil mi? Yedinci adım çözümleri izleyeceksin. Aslında ben bu çözümleri yükledim arkadaşlar da. Yani Tonguç'un sistemine biraz şey olduğum için ee, Tonguç'un o kare kodundan da büyük ihtimalle şey yapabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Yine ben çözdüm ama o sisteme elim pek alışkın olmadığı için ve orada tek tek soru çözümü olduğu için ya bilmiyorum. Beni tatmin eden bir şey olmadı ama siz oradan da izleyebilirsiniz, tek tek sorulara bakabilirsiniz. Ama ben kendi kanalımda yani Kenan Kara ile geometri YouTube kanalımda 27 Nisan 2021 Salı günü saat 9'da yayınlamasını yapacağım arkadaşlar çözümlerin. çözümleri de yayınlayacağım haberiniz olsun. Tamam mı gençler? Evet. Deneme sınavı bu şekilde. Sonra neyin duyurusunu yapacağım demiştim. Arkadaşlar geometri. Bana çok tekrar yapın hocam, tekrar yapın hocam, tekrar yapın hocam diye mesajlar geliyor. Okuyorum. Kusura bakmayın dönemiyorum. Bazılarınıza dönüyorum. Çünkü ciddi anlamda sadece YouTube işi yok bizim arkadaşlar biliyorsunuz. İşte dışarıda yine çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dışarıda da faz farklı bir çalışmalarımız var. Yani dışarıda hem iş yerinde çalışıyoruz. Hem ee, nerede çalışıyoruz? Kitap yazmayla, şu soru yazmalarla ee, ve önümüzdeki sene çıkacak kitapların videolarıyla falan uğraşırken ciddi anlamda tabii ki en önemlisi ailemizle uğraşırken demeyelim de ailemizle vakit geçirirken ee, bazı şeylere vakit bulamıyoruz arkadaşlar Evet Şimdi ama sizlerden gelen çok istek var O yüzden ne yapacağız O yüzden sizlerden gelen istek üzerine Bu sene Ayraç serisi vardı Büyük ihtimal ayraç serisiyle yine karşınızda olacağım arkadaşlar Ya vakit bulabilsem Çok profesyonel bir şekilde karşınıza çıkmak isterim Bu anlamda Yani dizgiletip falan böyle işte o şekilde karşınıza çıkmak isterim. Yani PDF'e hazır bir şekilde karşınıza çıkmak isterim. Ama bilemiyorum ve zamanda şu an söyleyemiyorum arkadaşlar. Ama emin olun sizin için geç olmayacak bir zamanda yapacağım onu arkadaşlar. Ya hocam sınava işte iki hafta kala değil. Ya şu ara çok yoğunluğum var. Şu iki hafta içerisinde değil de belki iki haftadan sonra başlayabilirim arkadaşlar. Ve <laughs> nasıl yapacağız? Bak ayraç videosu çekeceğim. Belki ayraçın içinde. Belki ayraçtan sonra e, size de yayınlayacağım. Bu yaptıkların de yayınlayacağım arkadaşlar. Size oraya soru atacağım. E, siz önceden çözeceksiniz. Çözümlerini de yine YouTube kanalında bulacaksınız arkadaşlar. E, benim derlediğim bir sorular olacak arkadaşlar. E, güzel sorular olacak hatta. Yani tam ayraç. Sen tekrarını yaptın. Bakalım tekrarını yaptın. Hatırladın mı testi? sunacağım. Büyük ihtimal bir ya da iki test olacak şekilde bir test hazırlayıp önünüze sunmayı e, planlıyorum arkadaşlar. O testlerin hazırlığı yapıldı. Kafamda şekillendi yani. Sadece kes yapıştır kes yapıştır yapacağım. Ve daha önce görmediğiniz sorular. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hocam acildeki TYT kitabından mı ya da şuradan mı buradan mı değil. Daha önce çözmediğiniz sorulardan olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Sonra bir şey daha planlıyorum arkadaşlar. E, aynı zamanda bu tekrarda saydım ya ne yapacağım tekrar söyleyeyim ee, ayraç çekeceğim ardından size uygun test hazırlayacağım ardından EBA akademik destekteki testleri çözeceğim arkadaşlar sizin için iyi olacağını düşünüyorum o yüzden arkadaşlar oradaki testleri indireceğim ve size o testleri çözeceğim arkadaşlar. Ama bu kanalda değil tabi ki. Biliyorsunuz map ile ilgili yapılabilen kanallarda arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, kendi kanallarımızda çekemiyoruz. İzin sıkıntısı var. O yüzden farklı bir kanalda o kanalda daha sonrasında size size söyleyeceğim arkadaşlar. Farklı bir kanalda izinle ile alakalı bir sıkıntı yok. İzinimizin izin alındı arkadaşlar o kanalda. Hatta ve hatta e, yapabilirsek onun izinlerini almaya çalışıyoruz arkadaşlar. O kanalda ÖSYM sorularını bile çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Şu an izin aşamasında. ÖSYM'de düşünseniz ya tüm böyle 10 yılın üçgen sorularını çektim. İşte bir videoda 10 yılın üçgen soruları. Ondan sonra 10 yılın dörtgen soruları, 10 yılın çember soruları, 10 yılın analitik soruları şeklinde sanırım bir 10 video serisi olur arkadaşlar. 10 tane video serisi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir şey planlıyorum. Hatta ee, Sağolsun bazı arkadaşlardan da destek de aldım. Öyle bir şey olursa hani kafamda bir proje ürettik. Ee, kafamda bir proje ürettim yani e, diğer farklı kanalda. Eğer böyle bir şey olursa atıyorum fizikten, matematikten şuradan buradan bildiğiniz hocalardan e, konuştum arkadaşlar. Hemen hemen bütün hepsinden de yapabilirim diye düşünüyorum. Ama sadece ÖSYM için geçerli bu. Ee, ÖSYM sorularında da arkadaşlar böyle konu bazında bildiğiniz hocalar o kanalda yine Yardımcı olabileceğini söylediler bana ki sağ olsunlar hiç kırmadılar beni e, bu anlamda çok destek verdiler e, ya bu bir iki bir iki öğretmen de değil bir iki kanalda değil Onu da söyleyeyim yani şu an ona yakın kanal var arkadaşlar konuştuğum e, işte fiziğidir, kimyasıdır bilmem nesidir e, hepinizin bildiği kanallardan e, öğretmenleriniz bize o anlamda da destek verecek arkadaşlar hatta bu videoyu izleyen arkadaşlardan da Destekte bulunmak isteyen varsa Benim mailimi biliyorsunuz kenan10.gmail.com Oraya da şuraya yazayım kenan et Eti de hiç yazamıyorum ama gmail.com'a da Bir mail atarsanız Hocalarım görüşürüz Ama ÖSYM soruları için Bunu planlıyorum ee, EBA'da da belki yapabilirim Belli de olmaz yani EBA'da şu anda bir öğretmenim problemler konusunu Çekiyor arkadaşlar ben EBA'daki bütün geometrileri çözeceğim. Başka bir Ömer Faruk hocam var. Ömer Faruk hocamız var matematik öğretmeni. O hocamız da sizin için problemler, yani problemleri yapsak iyi olur hocam ilk etapta diye söylemiştim. Ee, EBA Akademik Destek'teki problemleri sizin için derleyip e, size anlatımını yapacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu e, bu projede belki işte yine diğer kanallarla bir iletişim arasında olur mu olur muyum olamaz mıyım tamam tam olarak onun sözünü vermeyeyim arkadaşlar ama ÖSYM ile ilgili soru çözümü ile ilgili izin alırsak diğer bildiğiniz öğretmenlerin çözümüyle alakalı bir sıkıntı olmayacak arkadaşlar size çok güzel sürprizler bekliyor olacak İnşallah izini alabilirsek evet arkadaşlar size söyleyeceklerim bu kadar geometri anlamında da güzel şeyler planlıyoruz güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Ne diyoruz o zaman? Her zaman gibi kapatalım isterseniz. Arkadaşlar bu videoyu bu şekilde sonlandırdık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.